İranlılar yani Farsça'da Mevla, Hüda ya da Ziyazdan biz de kullanıyoruz. Mevlam bizi cennetine müjdele ya da cennetine koy ya da Hüda verdi, Hüda aldı. Allah verdi, Allah aldı manasında. Ya da Yezdan kelimesi. Bu Farsça. Bunu kullanırken rahatsızlık duymayan insanlar Tanrı ya da Türklerde kullanılan Calap adını kullanmaktan imtina ediyorlar. Öbür taraftan yine Arapça Rab ve İlah kelimeleri Allah'ın 99 ismi içerisinde yok. Mevla yok, Hüda yok, Rab yok, İlah yok. Bu kelimeleri kullanırken rahatsızlık duymayan Müslüman kardeşimiz Tanrı kelimesini kullanırken maalesef rahatsızlık duyuyor. Oysa 14. ve 15. asra kadar Tanrı kelimesi Türkler arasında, Türk İslam toplumları arasında ciddi manada kullanılmaktaydı. Yunus Emre mesela bunu kullanmıştır. Hatta işte Süleyman Çelebi'nin yazdığı o meşhur Mevlüt'te Tanrı kelimesi geçmektedir.